Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahane Caddesi'ndeki bu evde Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini açtı. Atatürk'ün anne soyu Konyalılara dayanmaktadır. Konyalılar, Anadolu'dan gelerek Rumeli'ye yerleştirilen Yörük Türkmenlere verilen addır. Atatürk'ün anne tarafından dedeleri, Konya'dan Rumeli'ye göç ettirildiğinde, Bodina Sancağı'na bağlı Kayalar Yerleşim Merkezi'ne yerleştirilirler. Daha sonra Selanik yakınlarındaki Lankaza köyünü mesken tutan bu Türkmen ailesi, yerleştikleri Selanik çevresinde Sofuzadeler olarak ün kazanırlar. Bu konuda Lord Kinross şu bilgileri vermektedir. Zübeyde Hanım'ın ailesi Selanik'in batısında Arnavutluğa doğru sert ve çıplak dağların geniş ve donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası Türklerin Makedonya'yı ve Tesalya'yı almalarından sonra Anadolu'nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştirildikleri yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım Anadolu'da hala Toros dağlarında özgür yaşayışlarını sürdüren sarışın yörüklerin kanını taşıdığını düşünmekten hoşlanırdı. Eldeki mevcut bilgilere göre aile 1466'larda Karaman'dan gelerek Vodina Sancağı'na bağlı Sarıgöl'e yerleşir. Sonra Selanik yakınlarındaki Lankaza'ya göçerler. Zübeyde Hanım 1857'de burada dünyaya gelmiştir. Rumeli'deki Türk varlığı çok daha eskilere dayanmaktadır. Atatürk'ün anne ve baba tarafından dedelerinin 15. yüzyılda gelip yerleştiği Makedonya'ya milattan sonra 378'den itibaren Hunlar, Avarlar, Bulgar Türkleri, Oğuzlar, Kumanlar ve Peçenekler bu bölgeleri yurt edinmişlerdi. Osmanlı Cihan Devleti'nin Balkanlardaki kolayca gerçekleşen hakimiyetinin temel unsurlarından birisi de 378-1371 yılları arasında Orta Asya'dan bu bölgeye sürekli devam eden Türk göçleri ve bu topraklarda hakimiyet kurmuş olmalarıydı. Ayrıca 9. yüzyıl Bizans kaynaklarında Bardar Türkleri olarak isimlendirilmiş kalabalık Türk boylarının Selanik ve çevresinde yerleştikleri zikredilmektedir. Yine bir başka Bizans kaynağı olan Anna Komnene, Ohri civarına yerleştirilmiş Türklerden ve Makedonya'ya iskan edilmiş Oğuz boylarından bahsetmektedir. Osmanlı Devleti 1356 yılında Avrupa'ya Gelibolu Yarımadası'ndan ayak basar. Rumeli de hızlı bir şekilde hakimiyet kurar. 550 yıllık bu dönemde Rumeli Türkleşir. Osmanlı yönetimi Balkanları Türkleştirmek için nasıl bir yöntem kullanmıştı? Bu konuyla ilgilenen bilim adamlarıyla birleştikleri ortak nokta şudur. Osmanlı idarecileri genişleyen imparatorluğun stratejik noktalarına gittikleri bölgede Türklük, inanç ve geleneğinin temsilcisi olabilecek, insanları kendi kültür ve geleneğine çekebilecek şahsiyetlerden oluşmuş aileleri yerleştirmeyi tercih ediyorlardı. Atatürk'ün anne ve baba tarafından dedelerinin ait olduğu Yörük Türkmen aileleri de köklü bir geçmişe sahipti. Bu aileler ordunun ardından ya da orduyla birlikte hareket ederlerdi. Bu sınıf bir çeşit psikolojik harp veya istihbarat elemanı olarak görev yapan tarikat mensubu birçok dervişi de içine alıyordu. Bu dervişler ıssız yerlerde yolların geçtiği önemli mevkilere tekkeler ve zaviyeler inşa ederek ilk teşebbüslerine başlıyor, kurulan bu tekke ve zaviyeler ilk iskan nüvelerini oluşturuyordu. Türk topluluklarının Rumeli'ye nakledilmeleri sırasında devlet tarafından kendilerine zengin topraklar verilmiştir. Bütün akrabalarıyla geçecek olanlara yurtluk, toprak, tımar gibi imtiyazlar tanınarak muhaceret yani göçler teşvik edilmiştir. Bu uygulama fütuhatı teşvik amacı taşıdığı kadar fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi ve memleketin şenlendirilmesi yani ekonomik, sosyal bakımdan kalkındırılması amacını da güdüyordu. Birinci Bayezid devrindeki ilk iskan kaydı 1400-1401 yıllarına aittir. Menemen Ovası'nda kışlayan
ve tuz yasağına uymayan Türk boyları Balkanlara göç ettirilmişler ve Filibe bölgesine yerleştirilmişlerdi. Beyazıt'ın oğlu Çelebi Mehmet zamanında ise isyanları Yörgüç Paşa tarafından bastırılan Tatarlar Dobruca havalisine gönderilmişlerdi. Anadolu'dan Rumeli'ye aşiret göçürülmesi işi 2. Bayezid'in saltanatının sonuna kadar devam etmiştir. 15. yüzyıldan itibaren Anadolu'dan Balkan Yarımadası'na geçip yerleşen ilk Türk grubun Türkiye Selçuklularının merkezi Konya yöresine mensup olmalarından dolayı bu Türkmenler Konyalılar olarak adlandırılmıştır. Türkler vatan edildikleri bu yörelerde geleneksel hayat bakımından hiç de yabancı bir çevreyle karşılaşmadılar. Konyalılar ve Yörükler olarak adlandırılan bu Türk boyları üzerinde birçok batılı bilim adamının yaptığı bilimsel çalışmalar bu boyların Konya, Karaman ve Ankara çevrelerinden göç ettirilmiş oldukları konusunda aynı görüşü paylaşmalarıyla sonuçlanmıştır. II. Murat döneminde hızlanan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde en yoğun şekilde gerçekleştirilen Karaman, Konya ve Ankara civarındaki Türk boylarının Balkanlara iskan edilmesi çalışmaları bu bölgelerin Türkleşmesi amacına yönelikti ve o dönemde başarıyla uygulanmıştı. Osmanlı'nın bu iskan politikası sonucu Konyalılar Taselya'da çoğunluğu oluşturmuşlardı. Selanik, Yanya, Kozan, Sarıgöl'de denilen Kayalar bölgesi diğer Türk boylarına nazaran tamamen Konyalıların yerleşim merkezleri haline dönüşmüştü. Hasan Paşa tarafından 1691 yılında hazırlattırılan Evlad-ı Fatihan piyadeleri defterine göre Atatürk'ün anne tarafından dedelerinin iskan edildiği Göller bölgesinde Eğri Bucak, Cuma Pazarı ve Çarşamba ilçeleri bulunmaktaydı. Döneme ait Osmanlı belgelerinden Sarıgöl ya da Göller bölgesindeki bu üç ilçeye aralarında Okçular, Karamanlı, Çakırlı, Keçili ve Saltıklı gibi adları taşıyan 55 köyün bağlı bulunduğu anlaşılıyor. Bu köyler sefer halinde Osmanlı ordusuna toplam 1076 yörük piyadesiyle katılıyordu. Zübeyde Hanım'ın dedelerinin Sarıgöl bölgesinden ayrılıp daha sonra yerleştikleri Selanik çevresinde de 1691 tahrir defterinin kayıtlarına göre yoğun bir Türkmen yörük nüfusunun yaşadığı görülmektedir. Sarıyer, Şuayplı, Umurlu, Hacı Bayramlı ve Pirdede gibi isimlerle adlandırılmış köy ve yerleşim merkezlerinin çevrelediği ve Sübeyde Hanım'ın doğduğu Lankaza köyü bu kayıtlara göre Osmanlı ordusuna 3 yörük piyadesi veriyordu. Yine bu deftere göre bölgede Konya-Karaman yöresinin hatıralarını gösteren yer adlarını ve ailenin soyuna işaret eden sofularla Sarıgöllü gibi yer ve oymak adları şuralarda tespit edilmiştir. Ereğli nahiyesinde 50 yerde, 40 kilisede Ereğli adı 10 yerde geçmektedir. Avretisar ilçesinde Karapınar 1, Sarıgöllü 4 yerde geçmektedir. Nahiye-i Bazargah'ta Sofular adı 19 yerde geçmektedir. Karameriye nahiyesinde Sofulu 9 yerde, Eğri Bucak, Sarıgöl'de Karamanlı 12 yerde geçmektedir. Tikvet Sancağı'nda Sofulu 9 yerde geçerken, Radoviç'te de Sarıgöllü 50 yerde, Gümülcine de Sofular 14 yerde geçmektedir. Çağlayık'ta da Karamanlı adı 11 yerin adı olurken, Yeni Pazar Sofular 28 yerleşim merkezinin adıydı. Babadağ'da Sarıgöllü 1, Sofular 2 yerde geçerken, Rusçuk'ta Sarıgöllü 1 yerde ve Tozluk ya da Tuzluk'ta Sofu Yurdu bir yerleşim merkezinin adıydı. Mustafa Kemal'in anne soyundan dedesi Sofuzade Feyzullah Efendi'nin Selanik'e bir saat uzaklıkta bulunan Lankaza'da çiftliği vardı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım 1857'de Lankaza'da bu çiftlikte doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları burada ailesiyle birlikte geçti.
Zübeyde Hanım güçlü bir beden yapısına sahip olduğu gibi güçlü bir iradeye de sahipti. Yeterince eğitim görmemiş ama okuma yazmayı öğrenmişti. Atatürk'ün annesine Molla Hanım denildiği gibi Zübeyde Molla da deniliyordu. Atatürk'ün hem babasını ve hem de dedesi Kızıl Hafız Ahmet Bey'i tanımış olan Aydın milletvekili Tahsin San, Zübeyde Hanım'ın babası hakkında şu bilgileri vermiştir. Atatürk'ün validesi Zübeyde Hanım, Sofuzade ailesinden Feyzullah Ağa'nın kızıdır. Zübeyde Hanım, Selanik'te doğmuştur. Bu aile, 1830'lu yıllarda Sarıgöl'den Selanik'e gelmişlerdir. Kaynakların verdiği bilgiler değerlendirildiği zaman görülmektedir ki, Rumeli'ye yerleşen Türk grupları üç önemli ad altında toplanmışlardır. Atatürk'ün soyunu ilgilendirdiği için haklarında ayrıntılı bilgi vereceğimiz Konyalılar ve Yörükler, çeşitli tarihi, kültürel ve coğrafi nedenlerden ötürü değişik adlar almışlardır. Belgelere göre Rumeli'deki Yörüklerin üç şekilde ad aldıkları görülmektedir. Birinci olarak başlarındaki reislerin veya beylerin adına göre isim aldıklarını görüyoruz. İkinci olarak farklı ve en tanınmış özelliklerine göre adlandırılmışlardır. Üçüncü olarak da en çok bulundukları bölgenin veya yerin adını aldıkları görülmektedir. Mesela Koca Hamza Yörükleri birinci şekilde isim alanlardandır. Atatürk'ün baba soyunun geldiği Kocacık Yörükleri, İşte bu Koca Hamza Yörükleridir. Naldöken Yörükleri ise ikinci şekil ad alan gruplardandır. Çünkü onlar nal dökme sanatı ve işinde tanınmışlardı. Selanik, Ofçabolu ve Vize Yörükleri ise yoğun olarak yaşadıkları merkezlerin adlarıyla anılmışlardır ki coğrafi bir isimlendirmedir bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından dedeleri Karaman ilinden göç ederek Manastır vilayetinin Devre-i Bağlar sancağına bağlı Kocacık'a yerleştikleri görülmektedir. Aile sonradan 1830'larda Selanik'e yerleşmiş ve Ali Rıza Efendi 1839'da Selanik'te dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün babasının soyuyla ilgili bilinenleri ortaya koymadan önce tarihi devamlılığı gösterebilmek için Kızıl Oğuzlar ve Kocacıklarla ilgili belgelere dayalı bilgilerin bilinmesi ve ailenin geçmişinin bu temel üzerine oturtulması gerekmektedir. Böylece Rumeli'nin Türkleşmesi ve Rumeli'nin Osmanlı Devleti dönemindeki örgütlenmesi için de bu durum daha iyi anlaşılmış olacaktır. Kızıl Oğuzlar yahut Kocacıklar hakkındaki bilgilerimiz bu boyların Anadolu'daki varlıklarına dair belgelere dayanıyor. 1040'lı yıllarda Hazar Denizi'nin güney ve güneybatı bölgeleriyle Tahran, Kazvin, Reşt, Zencan ve Tebriz bölgelerinde oturan Türkler, Kızıl Özen veya Kızıl Ören Irmağı bölgesinde yaşayan Türkler, İldeniz hükümdarlarından Arslan Şah'ın oğlu Kızıl Bey'in oymakları oldukları için bunlara Kızıl Oğuz Türkleri adı verilmişti. Bu Türkmenleri 10. yüzyılın birinci yarısında bağımsız ve güçlü bir devlet olan Oğuz Yabgu Devleti içinde ve Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce de Selçuk'un 4 oğlundan biri olan Arslan Yabgu ile birlikte hareket ederken görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye Selçukluları Devleti'ni kuranların ataları da olan Arslan Yabgu, Gazneli Sultan Mahmut tarafından 1025 yılında tutuklanarak hapsedilince bu bölgeyi terk ederek Horasan'a geçen, o günkü adıyla Serahs ve Ferave olarak bilinen ve bugün Kızıl Arvat, Kızıl Ribat ve Abivert adıyla bilinen şehirlere yerleşen 4000 çadırlık Oğuz boyu bu Kızıl Oğuz kuludur. O dönemde başlarında Yağmur, Buka, Göktaş ve Kızıl Beyler bulunuyordu. Kızıl Bey daha sonra Gazneli Mahmud'un hükümdarlığı sırasında onun hizmetine girdi. Humar Taş Bey'in idaresinde bazı Türkmen grupları sonradan
Irak'a yerleştiler. Horasan, Balhan bölgesinde kalan gruplardan ayırmak için bunlara Irak Oğuzları denilmiştir. Selçukluların 29 Haziran 1035'te Gazneli ordusunu Nesa Savaşı'nda yenilgiye uğratmalarından sonra Kızıl Oğuzların Irak Oğuzları ile birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Bu zaferden sonra Selçuklulara çeşitli Oğuz oymakları katıldığı halde Yağmurlu Oğuzları ve Balhan Türkmenleri ile birlikte Kızıllı Oğuzları katılmamış, bu boylar bir süre İsfahan emiri Alaaddin'in hizmetine girmişlerdi. Daha sonra onlardan da ayrılarak soydaşları Irak Oğuzlarına katılmışlardır. Bir süre sonra Kızıl Oğuzlar Rey'deki diğer Oğuzlara katıldılar. Irak Oğuzları 5000 atlı çıkarabiliyorlardı ve bu dönemde başlarında Kızıl, Göktaş, Buka, Kızoğlu, Mansur, Dana ve anası oğlu gibi beyler bulunuyordu. Bunlardan Kızıl ve Buka önce Rey'i sonra da Hemedan'a ele geçireceklerdir. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in kız kardeşiyle evlendiğini bildiğimiz ve devletin kuruluşunda Selçuklulara büyük destek veren Kızıl Bey, takriben devletin kuruluşundan sonra 1040 veya 1041'de ölmüş, Rey şehri civarında gömülmüştür. Başlarında Mansur, Göktaş, Buka beyleri olduğu halde Kızıl Oğuz Türkmenleri Tuğrul Bey'e bağlı olarak Anadolu'ya yapılan akınlarda aktif rol aldılar. Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerinde Alparslan'ın yeğeni Saadettin Bey'in emrine giren Kızıl Oğuzlar 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ve zaferinden sonra Kars, Erzurum, Erzincan ve Sivas illerine doğru akınlara başlayarak Kerkit Vadisi'ni ele geçirdiler. Türkiye Selçuklularının son zamanlarıyla Anadolu Beylikleri döneminde Ankara'nın idaresini elinde bulunduran Ankara Valisi Kızıl Bey de bu Kızıl Oğuz Türkmenlerindendi. Selçuklu Devleti'nin iskan politikaları çerçevesinde Tokat, Amasya, Konya, Karaman, Ankara, Aydın, Isparta, Balıkesir, Bolu, Kastamonu ve Sinop illerine yerleştirilen Kızıl Oğuz Türkmenleri 1410'da Reşadiye ve Mesudiye arasındaki Kızıl Örenliler yurdu olarak anılan ve bugünkü Reşadiye Kızılören köyünün bulunduğu bölgede Kızıl Ahmetliler adında bir de beylik kurmuşlardı. Beyliğe adını veren Kızıl oğlu Ahmet Bey ve kardeşleri Amasya, Tokat, Çorum, Sivas, Ordu, Samsun, Giresun'la Şebin Karahisar'ı ele geçirerek Kızılırmak ve Yeşilırmak bölgesine hakim olmuştu. 1424 yılında Sultan II. Murat'ın emriyle Amasya valisi Yörgüç Paşa, Kızıl oğlu Ahmet Bey ve diğer ileri gelenleri Amasya kalesine davet ederek onların hayatına son verir. Kızıl Oğuz Türkmenleri de Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıtıldılar. Kızıl Evrenasoğlu Ali Bey komutasında Rumeli'de fethedilen Selanik, Manastır ve Yanya illerine yerleştirildiler. Son İsfendiyar oğulları Bey'i ve Osmanlı Devleti'nin Kastamonu valisi Cemalettin Kızıl Ahmet Paşa, 1515-1520'li yıllarda Bayburt Sancak Bey'i olan Mirza Mehmet Bey ve Bolu Sancak Bey'i olan babası Kızıl Ahmet Bey ile 3. Murat zamanında Rumeli Beyler Bey'i olan Kızıl Ahmet-i Şemsi Paşa, Kızıl Oğuz Türkmenlerindendi. Profesör Doktor Faruk Sümer'in 16. yüzyıl tahrir defterlerine dayanarak verdiği bilgilere göre 16. yüzyılda Anadolu'da Kızıl Oğuz Türkmenlerine bağlı oymaklar şuralarda görülmekteydi. Maraş, Ankara, Kayseri ve Kırşehir'e kadar olan alanda yayılmış bulunan Dulkadırlı eline bağlı Kızıllı oymağı, Boz Ulus'un bir kolu olan Diyarbakır Türkmenlerine bağlı Koca Haculu oymağı, Boz Ulus'un Dulkadırlı oymaklarından Kızıl Kocalı oymağı, bugünkü Yozgat ilinin bulunduğu coğrafi alanı kapsayan alanda yaşayan Bozok eline bağlı Karataş'ta Kızıl Kocalı
Akdağ'da Kızıl Kocalı oymakları, Muğla'nın o günkü adı olan Menteşe elinde Kızılca Yalınç ve Kızılca Keçili oymakları. Bilindiği gibi yer adları kültür tarihi bakımından büyük önem taşır. Kızıl Oğuzlardan kalma Anadolu ve Rumeli'de Kızıl adıyla anılan yerler sayı bakımından oldukça fazladır. Kızıl Oğuzların yerleşim yerleri ve yurtları olması bakımından Türk coğrafyasından bazı merkezlerin adlarını vermeyi yararlı buluyoruz. Kızılırmak, Kızılca Hamam, Kızılca Viran, 16. yüzyıldaki Bayburt yerleşim merkezinin adı olan Kızılca Ören. Anadolu'daki oymak adları ve yer adlarında da görüldüğü gibi Kızıl Oğuz Türkmenlerine Kızıl Kocalı, Kızıl Kocalı, Kocacıklılar, Kocacıklar, Kocacık Türkmenleri veya Kocacık Yörükleri gibi adlar da verilmektedir. Rumeli'ye iskan edilen Kocacık Yörükleri 16. ve 17. yüzyıllarda kendileri için ayrı tahrir defterleri düzenlenen 6 yörük grubundan biridir. Rumeli'deki Kocacıkların başlarında Koca Hamza isimli bir beyin bulunmasından dolayı önceleri Koca Hamza Yörükleri olarak anıldıklarını, sonradan çoğunlukta bulundukları yerlerde Kocacıklar olarak tanınmaya devam edildiklerini biliyoruz. 1543'te 132, 1584'te 179 Ocak olarak görülen ve 60 yıl sonra 18 Ocağa düşen Kızıl Oğuz Yörüklerinin nüfuslarındaki önemli artış 1572 ile 1575 yılları arasında olmuştur. Kızıl Oğuz Yörükleri Karadeniz'in kuzeybatı ve batı kıyı bölgelerine de yerleşmişlerdir. Filibe bölgesi dışarıda bırakılırsa bu yerleşmenin Karadeniz kıyısındaki 250 kilometre karelik bir alanı kapsadığını görmekteyiz. Kızıl Oğuzlar, kuzeybatı ve Batı Karadeniz kıyı bölgesi dışında, bugünkü Türkiye'nin Edirne ve Kırklareli illeri de dahil, Rumeli'nin doğu tarafları, Silistre ve Dobruca, kuzeyde Kili, Bender ve Akkerman üçgeninin bulunduğu bölgelere de yerleştirilmişlerdi. Bugün çoğunu tespit edemediğimiz Kızıl Oğuz Kocacık Yörüklerinin ikamet ettikleri 1600'den fazla yerleşim merkezi bulunmaktaydı. Kızıl Oğuz ya da Kocacık Yörükleri kendi adlarıyla kayıtta oldukları 1543 tarihli tahrir defterine göre bizzat kendi hatıralarını taşıyan şu köy ve sancak adlarını tespit edebiliyoruz. Ahi yolunda Kocalar, Akkerman, Bender ve Kiri'de Kocagöl, Kocakurt, Kocaoğulları, Baba Eski'de Koca Halil Köyü, Dobruca'da Kızılca, Koçaşlı, Kocagöl, Kırsova'da Kızılcaveli, Kızılhisarlık, Kocuk Bilal, Kırklareli'de Koca Tarla, Krovadi'de Kızılcalı, Rus Kasrı'nda Koca Ömer, Silistre'de Kızılca İlyas, Kızılca İsmail, Şunlu'da Kızıl Bekir, Varna'da Kızılca, Kızılca İsmail, Yanbolu'da Kızılcıklı, Kocalar ve Yenice Kızıl Ağaç Sancağı'nda Kocalı Musa, Kocalı Ocakları, Atatürk'ün soyunun, Konyarların veya Kızıl Oğuzların Balkanlarda yüzlerce yıl yaşadıkları mekanların adlarıdır. Kızıl Oğuzların ya da Kocacıkların tahrir defterlerine yazıldıkları bu yerlerin dışında, buralardaki yoğunlukta olmasa da Balkanların diğer coğrafyalarında Kızıl Oğuz ve Konyer Türkmenlerinin önemli miktarlarda bulundukları görülmektedir. Evladı Fatihan Teşkilatı'nın kurulmasına kadar özellikle Selanik Yörükleri ve Ofçabolu Yörükleri olarak yazılan ve kayıtları tutulan yörük grupları içinde Kızıl Oğuz veya Kocacık Yörükleri de bulunmaktaydı. Balkanların fethinden itibaren yoğun bir şekilde Makedonya ve Taselya bölgesine nispeten az miktarda olmak üzere de Bulgaristan ve Dobruca'ya yerleştirilmiş olan Selanik Yörükleri, Taselya'da en çok Yenişehir'de Florina, Serfice, Avretisarı,
Ustrumca, Dobriça ve Silistre'de yaşıyorlardı. Sofya Üniversitesi profesörlerinden Ivanov, 1920'de Paris'te yayınlanan Makedonya Sorunu adlı eserinde Makedonya'ya Türklerin yerleşmeleriyle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir. Türkler 14. yüzyıldan itibaren ve Çirmen Zaferi'nin ardından Makedonya'ya yerleşmeye başladılar. Üsküp, Pirlefe, Köstendil, Drama gibi şehirler yaklaşık 600 yıl boyunca tamamıyla Türklerin yaşadığı şehirler olmuştu. Başlangıçta Türk ordusunun fethettiği stratejik noktalar etrafında süratle Türk kasabaları meydana getirildi. Buralara Anadolu'dan göç eden Türkler yerleştirildi. Bu suretle göç eden Türklerden kurulu yepyeni şehirler meydana gelmişti. Yenice ve Bardar şehirleri gibi. Ege Denizi kıyı bölgesinde yerleştirilenler, Rodoklardan denize kadar olan bölgeyi şenlendirmişlerdi. Selanik bölgesi dahil buraları tamamıyla Türktür. İkinci bölge Sarıgöl bölgesidir. Burada Sarıgöl ya da diğer adıyla Kayalar ve Cuma gibi zengin Türk kasabaları vardı. Bu bölgedeki köylerin sayısı 130'du. Türkmenlerin Anadolu'dan Makedonya'ya getirilip yerleştirildiği üçüncü bölge Vardar bölgesidir. Bu bölgede 240 Türk kasaba ve köyü vardır. Ivanov'un verdiği bilgilere göre Hristiyan yerliler fetihten sonra göç etmiş temiz Türk topluluğu çevresinde toplanırlardı. Şehirlerin dışındaki köylerde Türk toplulukları vücuda getirilirdi. Oluşturulan bu yeni köylerin nüfusu Anadolu'dan göç etmiş Türk boyları ve oymaklarıydı. Onlara Yörük ve Konyer adını vermelerinin sebebi bu göçmenlerin Anadolu'dan Konya'dan gelmiş olmalarıdır. Genellikle Yörükler ve Konyarlar Türkler gibi giyinen, İslamiyet'i kabul eden Hristiyanlara karışmazlardı. Gelmeleri Konya'dan gelmeleri onların. Bizim ihtiyarların, bizim şeyimiz Konya'dan gelme. Onun için kocacan kalkmış buradan hadi. Bizim dedeler daima vurguluyorlar. Derler ki Atatürk buralıdır. Biz de bugün biliyoruz ki Atatürk Kocacık köyündendir. Daha doğrusu onun dedeleri Kocacık köyündendir. Makedonya'da insan yok ne ki Atatürk'ün dedeleri Kocacıklı olduğunu, yani sanırsam ki tek bir insan bulamazsın. Hepsi biliyorlar. Ki Atatürk'ün kökü esasen baba tarafından, anne tarafından, o başka bir konudur. Baba tarafından yani Kocacıklı'dır. İşte Atatürk'ün dedelerinin Anadolu'dan gelerek yerleştikleri Osmanlı Devleti döneminde Manastır vilayetine bağlı 4 kazadan biri olan Debre-i Bala'nın merkezi, günümüzdeki Batı Makedonya'nın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Debre şehridir. 19. yüzyılın görgü şahitlerine göre Kocacık ve çevresindeki köylerin sakinleri Anadolu'dan getirdikleri tüm geleneksel hayatı devam ettiriyorlardı. Tepelerde kar olmaz, geniş bistandar olmaz. Sakın aldanma, yedirdiğin yer olmaz. Ablanın önünde pınar salsam elimi donar. Küçük yaşta bir yer sevdim, yaşım yaşına uyar. Kaledenin dümeniş, mendilin dolu yemiş. Saldım yara yememiş, kendisi gelsin demiş. Yazma yapılı özersin, benim için üzersin. Seviyorum dersin yar, başka kızla gezersin. Karanfilim, üç çatal varın sorun ne yapar? Yakınlarım var iken uzaklara kim bakar? Darabukamın derisi, beni sever birisi. Öz ve öz Türkçe konuşuyorlar. Yaşadıkları bölgede sadece kendilerinin bulunması nedeniyle de binlerce yıllık Türklük, şuur ve geleneklerini özgün bir biçimde rahatlıkla devam ettiriyorlar. Geçimlerini hayvancılık ve kerestecilikten sağlayan Atatürk'ün akrabaları, Fatih tarafından yerleştirildikleri bu stratejik dağ silsilesinin yamaçlarında, Torosların derin vadilerindeki akrabaları gibi geleneksel hayatlarını devam ettiriyorlardı.
Atatürk'ün baba soyuyla ilgili önemli bilgileri verenlerden biri de Selanik'teyken onun mahalle ve okul arkadaşı olan eski milletvekillerinden Mehmet Somer'dir. Atatürk'ün atalarının Anadolu'dan Manastır ilinin Devre-i Bala sancağına bağlı Kocacık köyüne göç etmiş, Kızıloğuzlardan olduğu ve bu gerçeğin Selanik'teki bütün Türkler tarafından her zaman dile getirildiğini Mehmet Somer'den öğreniyoruz. Yine Enver Behnan Şapolyon'un Ruşen Eşref Ünaydın'dan naklettiğine göre Atatürk çok kere "Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Gürük Türkmenlerindendir." demişti. İşte Osmanlı döneminde Manastır vilayetine bağlı Debre Sancağı. Arnavutluk sınırındaki bu tarihi kente Karadirim Nehri boyunca uzanan Göksu Vadisi'ni andıran bir güzellikten geçerek ulaşıyoruz. Kocacık köyüne gidip orada Atatürk'ün dedesinin evinin yerini görmek istiyoruz. Sarp yamaçları geçerek Güney Anadolu'nun zirvelerinin en uç noktasının bir yerindeymişiz gibi duygularla yolumuza devam edip bir dağ köyüne ulaşıyoruz. Burası Atatürk'ün dedelerinin köyü, Kocacık. Kocacıklı yörükler, Kızıloğuzlar bize Atatürk'ün dedelerinin evinin yerini gösteriyorlar. Atatürk'ün dedelerinin evi 1994 yılına kadar ayakta kalabilmiş. Sonra yıkılmış. Atatürk'ün dedelerinin evini burada Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti'nin ortak çabalarıyla yeniden inşa edecekler. 21. yüzyılın ilk aylarında Ağustos 2000'de ziyaret ettiğimiz bu bölge hala Anadolu'daki Türkmen geleneklerini yaşatıyor. Jupa yaylasındaki Türklük Atatürk'ün soyuna yakışır bir şekilde devam ediyordu. Atatürk'ün baba ocağında bir düğünle karşılaştık. Fazla söze ne hacet? İşte Atatürk'ün baba tarafından dedelerinin köyü, Kocacık köyü ve işte Atatürk'ün akrabaları. Bu düğün bizim. Anadolu'daki herhangi bir köydeki kadar bizim. Halay çeken gençler ne kadar da Diyarbakırlı Türkmenlere benziyor. Hem sima olarak hem de ortaya koydukları figürleriyle. Deyişlerle sadıçlık yapan yörük bireyler. Damat harmana oturmuş, bahşişleri ve hediyeleri kabul ediyor. Damada yakınlığına göre ahali, Türkmenler sıraya dizilmiş, takılar takılıyor, hediyeler veriliyor. Töre saatlerce devam ediyor. Bu küçük Türkmen çocukları damat abilerinin etrafını sarmışlar. Yeni bir hayatın sembolleri olan bu çemenleri ve çiçekleriyle birlikte bu törenin çelenkleri gibiler. Türklerde her yeni hayatın, her yeni başlangıcın temel ritüelleri değil mi bu çemenler, bu çiçekler? Tıpkı Türk'ün Ergenekon'dan çıkışını tasvir ettiği gibi. Aynı çınarın kökleri, aynı semboller ve gelenekler dal budak salmış üç kıtaya. Gelenekleri dile getiren melodiler ne kadar canlı ve diri. İşte Atatürk'ü doğuran muhit bu. Fatih'in Karamanoğlu Beyliği'ne son vermesiyle birlikte yeni fethedilen vatan topraklarına gönderilen Türkmenler gittikleri bu coğrafyalara Karaman'ın Karadağ'a ve Balkar Dağı'nın isimlerini taşıdığı gibi arı duru Türkmen töresini de taşımış. Birçok noktada ortak değer ve motif bulmak, ezgilerle bütünleşmek mümkün burada. Bizim geldiğimiz Konya'dan 600 sene evveli burada mekanlanmışlar. İlk önce Kocacık köyünde kurulmuş. Oradan sonra bu Novak diye Elesta, Eyala, Breşan, Pralenik, Koçişta 9 köy burada tutar. Türk köyü, Öztürk. Atatürk'ün dedesi Debre'den, yani Makedonyalı, Kocacık'tan imiş. Ne var ki onlar Osmanlı'nın
Viyana'dan, Avustro-Ungarya'dan çekilişiyle yavaş yavaş buradan yaşayan millet de göç etmeye başlıyor. Ve mecbur kalırlar, ne derler. Yabancı bir ülkede kalmasın onlar diye. Onlar Selanik'e gelirler ve bilindiği gibi, tarihçiler bilir, atamızın babası Selanik'te 1839 yılında doğmuştur. Atamız 1881 yılında parlak bir yıldız gibi Selanik'te doğmuştur. Karaman'ın Karadağ çevresinde yaşayan gelenekler neyse, Trabzon'un Karadağ'ında, Şanlıurfa'nın Karaca Dağı'nda ve Balkan Dağları'nda da aynı gelenekler yaşanıyor. Atatürk, atalarının Konyalı yörükler olmasından çok mutluydu. Bir gün ilk Konya milletvekillerinden Naim Hazım Onat'a, "Konya benim dedelerimin öz vatanıdır. Onlar Rumeli'ne Konya'dan göçmüşlerdir," dedi. Aradan 600 yılı aşkın bir zaman geçmiş, Atatürk'ün köyünde yaşayan değerler, terennim edilen ezgilerle, Türkiye'nin Karadağlarının eteklerinde dile getirilen melodiler aynı hisleri verir geri düşürdüler. Etkilenmeli. Bunları yaşayıp milletinin güçlü milli kimliğinin taşıyıcılarına hayran kalmamak gerekir. Düğünde genç kızlar yine en nadide çeyiziklerini giymişler, tarihe kayıp düşüyorlardı Kocacık köyünde. Biz Türk'üz, Türkmeniz. Ve biz varlığımızın devamı için inanç ve kültürümüzü ilmek ilmek yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Mustafa Kemal'in akrabalarıyız. İşte Anadolu'nun ortasında birkaç vilayete mahkum edilmek istenen Türk milletini bu esaretten ve onur kırıcı durumdan çekip çıkaran ve onu tutsaklıktan hür bir geleceğe taşımasını bilen büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, böyle bir Türk boyunun Kızıl Oğuz Türkmenlerinin evlatlarından biridir. Böyle arı, duru Türk bir geçmişten gelen Mustafa Kemal Atatürk ve ailesinde kuvvetli bir Yörük Türkmen olma bilinci vardır. Mustafa Kemal Atatürk her zaman Türk olmakla övünmüştür. "Benim hayattan yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Ben asil bir milletin evladıyım. Türk, Türk olduğu için asildir. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." Mustafa Kemal'in Kocacıklı olduğu Rumeli'de o kadar yaygın bir şekilde bilinmektedir ki, devlet adamlığı ve Türk ulusunun kurtarıcısı oluşu nedeniyle Kocacıklılar ve Makedonya'da yaşayan Türkler her fırsatta onunla ilgili övünçlerini dile getiriyorlar. Kemal Atatürk ne je čovjek samo na turskiot narod, to je Mustafa Kemal Atatürk yalnız Türk milletinin değil, dünya adamı gibi, dünya insanı gibi Atatürk hem Balkanların, tüm dünyanın bir lideridir, bir insanıdır. Atatürk'ün dedelerinin buralı olduğunu bütün millet burada ve diğer yerlerde bilirler. Daha 43. yılında ben Almanya'da yaşadım 1-2-3 sene. Orada da söylerdiler ki, "Nerelisin Kocacıklı? Siz ne mutlu size, sizin Atatürk'tür Kocacık kopması buradan." Burada Makedonya'da benim Bektaşi Posneşini bu teteye, Sersem Ali Baba, Harabati Baba dergahı. Var imiş burada çok dervişler, ne gelmişler Kocacık'ta burada yapmışlar hizmet. Kim ki Kocacık'dır, Kemal Atatürk'ün memleketi. Kocacık köyü Selanik-Tiran arasında
yüzlerce yıl ticaret kervanlarının gelip geçtiği bir güzergahta bulunuyor. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin doğduğu Kocacık köyü, şimdi Jupa bölgesinde yine aynı isimle anılan bu köydür. Köyde Jupa bölgesi Türk çocuklarının Türkçe eğitim gördükleri, Necati Zekeriya Merkez İlkokulu adıyla faaliyet yürüten bu okul, hala Türklüğün varlığının bu yörede devam ettirilmesinde önemli bir görevi yerine getiriyor. Atatürk'ün dedesi Kocacığın Taşlı Mahallesi, babaannesi ise Yukarı Mahallesi'ndendir. Ayşe Hanım Taşlı Mahallesi'ne gelin gelmiştir. Kırmızı Hafız Mehmet Efendi Çınarlı Mahallesi'nde ilkokul öğretmenliği yapmış, Kocacığın Taşlı Mahallesi'nin üst tarafında bulunan bu yokuşun önünde akan bu küçük dere, bu mahallenin adının nedenidir. Bu nedenle bu yerleşim yerine Dere Mahallesi denir. Kocacığın toprağı verimli değil, imkanları da kısıtlı. Türkler geçinebilmek için gurbete gitmek zorundaydı. Makedonya'daki Türkler son iki asırdır geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. 19. yüzyılda gurbet Selanik'ti, İstanbul'du. Bu nedenle Ahmet Efendi Yukarı Mahalle'den Feyzullah Pehlivan ve Taşlı Mahallesi'nden Fazlı Ağa'yla birlikte Selanik'e çalışmaya gitmişler. Gidiş, gidiş. Atatürk'ün dedeleri Kocacık'tan temelli göç ettikleri zaman evlerini akrabalarından Ethem Malik ailesine satmışlardı. Malik'in oğlu Hayrettin daha sonra burayı terk ederek İzmit'e yerleşmiştir. Atatürk kendisi tanıttığı zaman Mustafa Kemal Atatürk Makedonyalı gibi tanıtırmış kendini. Bunları ben tarihi kitaplarda bulmuşum. Lord Kinross'un kitabında bulmuşum. Yani Atatürk Makedonyalı olduğundan kendini gururlu hissedermiş. Makedonya'ya yani Balkanlara göç bir Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzeyinden olmuştur. İkinci de ve çok daha yoğun olan göçte Anadolu'dan olmuştur. Atatürk'ün ataları da Konya'nın Karaman'ından gittikleri. Ve dolayısıyla zaten Türk örf adetleri, gelenekleri bir bütündür, birbirine çok benzer. Birçok örf adetimiz biz buraya geldikten sonra da gördük ki aynı birbirine çok çok benzer. Düğün adetleri, yeme kültürleri, yeme içme, yapma kültürleri gibi örf adetler gün bugün birbirine çok benzemekte. Büyüklerimiz bizden biri ve gururla anlatılardı ve öyle biz büyüdük. Halen gün bugün Makedonya'da kalan akrabalarımız, soydaşlarımız arasında Kemal Paşa, işte Selanikli ama Makedonya'nın Debre kazası Kocacık köyünden babası genç yaşta Selanik'e göçmüşler. Bizden biri olarak ve çok gururla gün bugün anlatılmakta göçmenler arasında ve orada yaşayan soydaşlar arasında. Atatürk'ün dedesinin adı Kızıl Hafız Ahmet Efendi'dir. Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin Kızıl Hafız Mehmet Emin Efendi adında bir erkek, Nimeti ve Hanım isminde de iki kız kardeşi vardır. Atatürk'ün baba soyu büyük amcası Kızıl Hafız Mehmet Emin Efendi tarafından devam etmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Atatürk'ün amcasının oğlu Salih Efendi bunlardan biridir. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi Selanik'te 1839 yılında doğdu. Selanik'te Abdi Hafız Mektebi'nde okuduğunu ve Vakıflar İdaresi'nde ikinci katip olarak memuriyet yaptığını bildiğimiz Ali Rıza Efendi sonradan Rüsumat İdaresi'ne girmiş ve gümrük memurluğu görevinde bulunmuştur. Ali Rıza Efendi 31-32 yaşında Evkaf İdaresi'nde memurdu. Talip olduğu Zübeyde'den 17-18 yaş büyüktü.
Kız tarafından özellikle anne Ayşe Hanım, memuriyet dolayısıyla kızından ayrı kalacağı düşüncesiyle evliliğe başlangıçta itiraz eder. Sonunda Mustafa Kemal'in dayısı Hüseyin Ağa, Ayşe Hanım'ı ve ailesini ikna eder. Nikah kıyılır ve iki genç evlenirler. Böylece Türk milletine Mustafa Kemal Atatürk'ü armağan edecek olan tarihi evlilik gerçekleşmiş olur. Akbule Hanım'ın anılarında ayrıntılı bir şekilde anlatılan bu evlilik şöyle gerçekleşmiş. Ali Rıza Efendi rüyasında bir kız görür. Rüyada gördüğü ve beğendiği kızı Mevlevi Kapuş Şeyhi'nin gelini olan ablası Hatice Hanım'a anlatır. Rüyada gördüğü ve çok beğendiği bu kıza benzer bir eş bulması için ablasından yardım ister. Ali Rıza Efendi'nin ablası Zübeyde Hanım'ı görüp kardeşine müjder ve bunun üzerine evlilik gerçekleşir. 1839 yılında doğan Ali Rıza Efendi'nin 1857 doğumlu Zübeyde Hanım'la yaptığı evlilikten 6 çocuğu dünyaya geldi. Ailenin ilk çocukları Fatma, 1871-1875 yılları arasında yaşadı. 4 yaşındayken öldü. İkinci çocukları Ahmet'ti. Ahmet, 1874 yılında dünyaya gözlerini açtı ve 1883 yılında hayata gözlerini kapadı. Ali Rıza Efendi, Zübeyde Hanım çiftinin üçüncü çocukları Ömer, 1875-1883 yılları arasında yaşadı. Mustafa Kemal, ailenin 4. çocuğudur. Makbule Hanım kardeşlerinin 5.'sidir. Ailenin çocukları arasında en uzun yaşayan da Makbule Hanım'dır. 1885 yılında doğmuş ve 1956 yılında vefat etmiştir. Ailenin en küçük çocuğu ise Naciye'dir. Naciye de 12 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Atatürk'ün kardeşlerinin küçük yaşlarda ölmesinin nedeni, o yıllarda Rumeli'yi kasıp kavuran, o devirdeki adıyla kuş palazı, modern adıyla difteri hastalığıdır. Ali Rıza Efendi'nin yaşadığı dönemde ülkenin meseleleriyle ilgilenen idealist bir kişiliğe sahip olduğunu görüyoruz. 1935 yılında bulunan ve Ali Rıza Efendi'ye ait olduğu tespit edilen bu fotoğrafla ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucu, onun 1876-1877 yıllarında Selanik'teki Asakir-i Milliye taburunda birinci mülazim, yani Üsteğmen rütbesiyle görev yaptığını öğreniyoruz. Ali Rıza Efendi'nin idealist bir Türk olarak katıldığı Selanik Asakir-i Milliye taburu 1876 Osmanlı-Sırp Savaşı'nın başladığı günlerde Şura-i Devlet Başkanı olan Mithat Paşa'nın girişimleriyle kurulmuş gönüllü taburlardan biridir. Ali Rıza Efendi bu taburun ikinci bölüğünde üsteğmen. Bu görevi sırasında Ali Rıza Efendi, Selanik Islahhane Mahallesi'nde, Emir Bostan'da ve Numan Paşa Camii avlusunda Asakir-i Milliye'ye askeri talimler yaptırmıştır. Ali Rıza Efendi, 1881'den sonra gümrük idaresindeki görevinden ayrılır. Kereste ticaretine atılır. Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve babasını tanıyan Kütahya milletvekili Hacı Mehmet Somer'in anlattığına göre, Ali Rıza Efendi'nin kereste ticaretine atılmasında çay ağzındayken tanıştığı ve iyi paralar kazandıklarını gördüğü tüccarlar etkili olmuştur. 1877 Osmanlı-Rus muharebesinden sonra Makedonya çetelerle dolmuş, artık buralardaki Türklere rahat kalmamıştı. Bu silahlı çeteler yüzünden Ali Rıza Efendi'nin ticareti de bozulmuştu. Memuriyetten ayrıldıktan sonra giriştiği ticari faaliyetler bu şekilde başarısızlıkla sonuçlanan Ali Rıza Efendi bu olaylardan çok etkilenmiş ve büyük bir moral çöküntüsü içinde hayata küsmüş ve ağır bir hastalığa yakalanmıştır. Zübeyde Hanım anılarında bu gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. Merhum son günlerinde işinin kötü gitmesinden çok üzüldü ve kendini salıverdi. Daha sonra da derviş meşrep bir hal alarak dünyadan ümidini kesip eridi gitti. Kocamın hastalığı büyüdü. Makbule Hanım'ın ifadelerine göre Ali Rıza Efendi işlerinin kötü gitmesinden çok üzülmüştü. Bu olumsuz şartlar sonunda vereme tutuldu, 3 yıl hastalık çektikten sonra vefat etti. Genç yaşta 3 çocuğuyla dul kalan Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal'in askeri rüştiyeye başlamasından sonra ekonomik yönden zor günler yaşar.
çocuklarla birlikte kendisine bağlanan iki mecidiyelik maaş ailenin geçirmeni sağlamaktan çok uzaktır. O sıralarda Yunanistan'a terk edilen Tasselya'nın merkezi, Yenişehir'den Selanik'e göç etmiş Türklerden ve tekel işletmesinde memur olarak çalışan Ragıp Efendi kendisine talip olur. Şüphesiz evin en büyük erkek evladı olarak Mustafa bu evliliği onaylamaz ve evi terk ederek Horhorsu mahallesinde oturan öz halası Emine Hanım'ın evine yerleşir. Manastır idadesine gidinceye kadar da eve pek seyrek uğrar. Ragıp Bey aslında çok kibar ve iyi kalpli bir insandır. Mustafa Kemal yıllar sonra Afet İnan'a üvey babasıyla ilgili olarak şunları söyleyecektir. Fakat sonradan o asil beyle dost oldum. Bana iyi bir eğitimci oldu. Anamın da genç yaşında böyle bir aile bağı yapmış olmasını takdir ettim. Ancak çocukluk duygum benim babamı kaybetmiş olmama karşı bir isyandan ibaretti. Mustafa Kemal, Ali Fuat Cevesoy'a da Ragıp Efendi ile ilgili olarak bana karşı çok saygılı davranmış, büyük adam muamelesi etmiştir. Nazik ve kibar bir insandı demiştir. Zübeyde Hanım, Balkan Savaşları'nın sonuna kadar Selanik'te hayatını devam ettirir. Balkan Savaşları sonunda Selanik'in sınırlarımız dışında kalması üzerine birçok Türk gibi Zübeyde Hanım ve kızı Makbule Hanım da İstanbul'a gelmişlerdir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla birlikte başlayan günler hem Mustafa Kemal için hem de annesi ve kardeşi için sıkıntılı ve sancılı olacaktır. Bu arada Mustafa Kemal'in öldüğü haberi duyulur. Bu asılsız haber hasta olan Zübeyde Hanım'ın sağlığını iyice bozar ve Zübeyde Hanım kısmen felç olur. Mustafa Kemal ile Zübeyde Hanım'ın ana evlat ilişkileri asil Türk milletinin insani tavırlarını yansıtırdı. Mustafa Kemal annesiyle bir arada bulunduğu zaman her sabah uyandığında temizliğini yapar ve annesiyle görüşmek için ondan izin isterdi. Zübeyde Hanım da aynı şekilde hazırlığını yaptıktan sonra oğlunu kabul ederdi. Bu görüşmelerde Mustafa Kemal Paşa annesinin elini öper, onun hayır duasını alırdı. Bir süre annesiyle kalıp sohbet ederlerdi. Zübeyde Hanım oğluna Mustafa ya da Sarı Mustafa'm diye hitap eder, çoğu zaman bunu da az bulur, Paşam veya Sarı Paşam diye hitap eder veya anardı. Her büyük insan en insani iklimlerin ürünüdür. Anadolu'dan, Toroslardan başlayan ve Balkanlarda 600 yıl hakim olarak devam eden bu yürüyüş, Oğuzların, Kızıl Oğuz ve Türkmenlerin yürüyüşüydü. Atatürk, Anadolu'yu ebedi yurt edinen milletine sonsuza dek ayakta kalmanın ışıklı yolunu gösterirken, güç aldığı milli kimliği ve onu çevreleyen kendi insanının inancını kendisi için en mühim rehber edinir. Ben Batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım. Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım. Ve bu tanışmam da harp sahalarında olmuştur. Ateş altında olmuştur. Ölüm karşısında olmuştur. Yemin ederek sizi temin ederim ki bizim milletimizin manevi kuvveti bütün milletlerin manevi kuvvetlerinin üstündedir. Tarihin ve edebiyatın Türklükle ilgili kayıtlarına bakıldığında görülen şey şudur. Türklük bilinciyle ilgili sarf edilen sözlerin hiçbiri Atatürk'ün asil bir Türk evladı olmanın getirdiği samimiyetini, ufkunu ve Türk milletine beslediği değeri ifade edemez. Atatürk, Türklük şuur ve onun kazandırdığı gururun abidesidir. Çünkü onun dedeleri yüzlerce yıl milletinin milli kimliğinin temsilcisi olmuşlardır. Onun yetiştiği muhit kadar Türk bir muhit söz konusu değildir. Türklükle ilgili en güzel sözleri ancak asil bir Türk evladı söyleyebilir. Bu hissetme meselesidir, bu ruh meselesidir. Türk her yerde Türktür. Türk kültürü de bir bütündür zaten. Bölgelere göre az ayrıcalıklar vardır. Özellikle Rumeli'de bu çok korunmakta. Çünkü nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimlerde.
Oradaki örf adetler, gelenekler eskisi gibi sıkı sıkıya korunmakta. Ve gün bugün ben oradaki düğünlerde de bulunuyorum. Her şeyiyle Türk kültürü, gelenekleri, örf adetleri devam etmekte. Toroslardan yola çıkıp Balkanlarda 600 yıla yakın bir süre hakim bir millet olarak yaşayan Türk boyları yine Toroslara, ebedi yurt Anadolu'ya dönmek zorunda kalmıştı. Çağları dirilten bir ruhla Anadolu'nun bozkırında filizlenen yeni Türk devletinin kurucusu, çağ yakalayan Mustafa Kemal Atatürk işte böyle her şeyiyle Türk olan bir sosyal iklimde yetişmiş 20. yüzyılın en büyük devlet adamıdır. Bu dahi insanı doğuran ana ne kutlu anadır. O büyük insana sahip olabilmiş milletimiz de ne mutlu millettir. Türk milletini tarihten silmek isteyenlere, insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük darbeyi vuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'dan Balkanlara göç ettirilmiş, orada bulundukları 600 yıl boyunca iç içe yaşadıkları gayrimüslimlerle karışmamış ve kimliklerini korumuş, Toroslardan Balkanlara, Şar Dağları'na götürdükleri Kızıl Oğuz Türkmen geleneklerini yaşatmasını bilmiş, bölge düşman işgaline uğrayınca da yine Anadolu'ya geri dönmüş Türk boylarının asil